ne var, ne oldu? Şimdilik sadece geçmiş olsun diyeceğim hanımefendi. Maalesef kocanız bir kalp krizi geçirdi. Üzüntünün verdiği ani bir şok. Bir müddet sessiz bir dağ sanatoryumunda en az 5-6 ay istirahat etmesi lazım. Tabii yorulup üzülmemek şartıyla. Aksi halde? İkinci bir krizi böyle ucuz atlatabileceğinizi hiç sanmıyorum dostum. İmkansız. Hiçbir çare yok mu doktor bey? Muhakkak çocuğu doğurması lazım. Aksi halde hem annenin hem de çocuğun hayatı tehlikeye girer. Tebrik ederim efendim, bir oğlunuz oldu. Günaydın hayatım, sana yavrunu getirdim. Babama karşı işlediğin o alçakça ihanetin günahını bana mı çektireceksin? Çocuğun annesi olarak senin adını bile kaydettirdim. İnanmazsan al bak. Her şeyi, her şeyi anlatacağım savcıya. Pis alçak! Yok canım! Nişanlandığın gece delice sevdiğin erkeğin bir zavallıyı çiğneyip öldürdüğünü de anlatacak mısın? Onu bu yılan teşvik etti. Tabii sevgilim, ikinizi de burnunuzun ucundan yakalamak için. Kazadan sonra yaralı veya ölüyü bırakıp kaçmanın cezası kaç seneden başlıyor biliyor musun? Yoksa... uğruna babanın milyonlarını reddettiğin erkeğin zindanlarda çürümesini mi bekleyeceksin? Pazarlığımız çok kısa olacak yavrum. İşte, kaza gecesi ölünün cebinden çaldığı hüviyet. Bunu savcıya göstermem Murat'ın hayatını mahvetmeye kâfi. Ya kabul etmezsem? Daha kısa bir yol seçebiliriz. Babana bir mektup yazıp acı gerçeği itiraf edebiliriz. Geçirdiği ikinci krizden ve ameliyattan sonra kendisini mezara gönderip mirasına konmak bakımından en kestirme yol bu olabilir. Yalancı! Öyle mi? İşte hastane raporu. Bu sabah İsviçre'den gönderdiler. Ya. Buyurun. Sayın Sezer Erdem, kocanızın sıhhi durumu son derece tehlikeli olup ikinci krizden sonra kendisine bir kalp ameliyatı yapılmıştır. En ufak bir heyecanın ve üzüntünün kendisine ölüme sürükleyebileceğini üzülerek hatırlatmak isterim. Saygılarımla, Aroru Klinik, Başhekim Profesör Wilhelm Busch. Babacığım! Zavallı babacığım! Her şeye rağmen babanı seviyorsun kızım. O da o kadar şiddet ve gaddarlığına rağmen kaç gece uykusunda seni sayıkladı. Kaç kere elinde senin resmin, gözleri yaş içinde yakaladım onu. Canım babacığım! Babanın hayatı sevdiğin erkeğin istikbali elinde. İkisini kurtarmak uğruna çocuğu sen kabulleneceksin. Onu sen peydahlamış olacaksın. Alçak! Kabul mü? Kabul mü diyoruz sana? Hayır! Ne olursa olsun, artık saadetimle, hayatımla oynamana müsaade etmeyeceğim. Yapamazsın bunu bana, yapamazsın! Alo, neresi? Savcılık mı? Bir cinayet ihbarında bulunacağım. Evet. Son defa soruyorum, kabul mü? Levent, Çınarbaşı sokak kavşağında bir gece beyni parçalanmış olarak bulunan Ali Güvenir adlı şahsın ölümü hakkında. Konuş, sormaya değmez. O adamı öldüren şahıs... Dur! Bırakın! Yalvarırım bırakın! Ne isterseniz yapacağım! Çocuğu sen peydahladın. Senin bu çocuk.